Türk Savunma Sanayi Bünyesinde Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına milli imkanlarla üretilmiş denizaltılar kazandırılması amacıyla Milli Denizaltı Projesi yürütülüyor. Bunun yanında aralarında Havelsan'ın yer aldığı bir dizi şirket denizaltılarda kullanılacak bir dizi teknoloji, sistem ve konsept üzerinde çalışıyor. Edinilen bilgiye göre Havelsan'ın bu kapsamda geliştirdiği denizaltı savaş harekat merkez konsepti tasarımı ilk kez 15. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda tanıtıldı. Bir denizaltının yönetimi, denizaltının beyni olan savaş harekat merkezinden yapılmakta. Savaş harekat merkezinde harekatın yönetildiği, seyir desteğinin sağlandığı, komuta kontrol sistemleri, savaş yönetim sistemleri ile bunları destekleyen alt sistem ve cihazlar bulunmakta. Denizaltı savaş harekat merkezi konsepti, personel odaklı olarak denizaltının her türlü savaş yönetim, makine ve dahili yönetim ihtiyacını karşılayabilecek şekilde tasarlandı. Günümüzün harekat sahasında 3 boyutlu ortamda ve uzun süreli görev icra yeteneğine sahip platformların başında denizaltılar geliyor. Denizaltılar geniş görev yelpazesine ve bu görevleri yerine getirebilecek sistem ve cihazlara sahip, personelin lojistik ve sosyal ihtiyaçlarını büyük oranda karşılayabilen platformlar olarak kullanılıyor. Uzun süreli görev icra edebilmeleri ve üç boyutlu ortamda harekat ve personel ihtiyaçlarını karşılayabilme özellikleri göz önüne alındığında denizaltılar uzay gemileri ve uzay istasyonları ile büyük benzerlikler gösteriyor. Bir denizaltının dizaynından hizmet dışına çıkarılmasına kadar geçen ortalama 40-50 yıllık süre göz önüne alındığında hali hazırda denizaltının dizaynına yönelik verilecek kararın önümüzdeki 50 yıllık süre içerisindeki personel, harekat ve lojistik ihtiyaçlarını karşılaması bekleniyor. Bu nedenle kullanılacak teknolojiye ve tasarıma karar verilirken gerçekçilikten uzaklaşmadan ileri görüşlü bir vizyona ihtiyaç duyuluyor. Geleceğin denizaltılarının uygulama alanı her gün genişleyen, birbirleriyle bağlantılı yapay zeka, makine öğrenmesi, derin öğrenme, büyük veri, karar destek, nesnelerin interneti, otonom sistemler, robotik sistemler, arttırılmış ve görsel gerçeklik, dokunmatik, mimik kontrol, ses aktivasyonu ve benzeri insan bilgisayar etkileşim yöntemleri gibi birçok teknolojik özelliği bünyesinde barındırması gerekiyor. Söz konusu gerçeklerle konsept tasarımın oluşturulmasında gerçekçi ileri görüşlü bir bakış açısıyla geleceğin tasarlanması temel yaklaşımı olarak benimsendi. Deniz Savaş Harekat Merkezi konsepti, insan algı kavrama kabiliyeti ve beklentileriyle uyumlu, personel hatasını en aza indirecek ve performansını arttıracak şekilde iş süreçleri öngörülerek personel odaklı olarak tasarlandı. Tasarımda, denizaltının diğer bölümlerindeki faaliyetlerin, merkezdeki personelin konsantrasyonunu bozmaması için ayrı ve izole bir yapı oluşturuldu. Denizaltı komutanı dairesel şekilde yerleştirilmiş olan konsol, cihaz ve sistemlerin merkezinde bulunuyor ve Denizaltı Savaş Harekat Merkezi'nin hakimiyeti arttırılıyor. Merkez personelin görev sorumlulukları ve iş süreçleriyle uyumlu bir yerleşim sağlandı. Kontrol, cihaz, sistemlerdeki tanımlanmış deniz resmi, periskop görüntüsü, hasar durumu gibi ihtiyaç duyulan verilerin derlenerek Görüntülerinin ayrı ayrı ya da birleşik şekilde sergilenebileceği çok fonksiyonlu 3 boyutta ekran kullanıldı. Büyük ekranlar geniş görüş açısı sunarken azami sayıdaki personel tarafından görülebiliyor. İhtiyaç duyulan veri ve bilgilere en etkin şekilde erişim için uygun alan ekran seçimleri yapılabiliyor. Tasarım ile yerleşim optimize edilerek alanın maksimum verimlilikte kullanılması hedefleniyor. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça ve firmalarımızdan yeni açıklamalar geldikçe sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.